İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İstanbul Çatalca'dan sektörün lider firması Cancı İnşaat Nakliyat Emlak firmasındayız. Yanımızda firmamızın kurucusu beyefendi Ünal Cancı bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ünal Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Ünal Bey, inşaat, nakliyat, emlak. Bu sektörlerde farklı farklı alanlarda faaliyetlerle evet. Çatalca'da farklılık yaratmışsınız. Uzun yıllardır sektördesiniz. Tecrübeli bir insansınız. Hizmetlere geçeceğiz. Ama önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Ünal Cancı kimdir? Ünal Cancı 1965 doğumlu. Aslen Giresun'da olup Çatalca'da doğup büyüyen bir kardeşinizim. Evet. Ve Çatalca'nın da evladıyız. Aynı zamanda uzun yıllardır siyaseten, ticareten de faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetleriniz var. Biz önceliklerimiz bizim inşaat, yap, işlet, devret, taahhüt işleri de bu arada var. Fakat bir ikinci sektörümüz gayrimenkul sektörü. Tabii bu emlak sektörü gayrimenkul olduğu için danışmanlık hizmetleri yapıyoruz büyük işte firmalara. Bizim bir de nakliyat işimiz var, araç. İşte uluslararası mı sadece Türkiye'de mi? Türkiye içindeki belirli yerlere araç kiralama şeklinde diyelim bunu. Kendi bünyemizde çalıştırıyoruz. Kendi kontrol altımızda. Şimdi neler taşıyoruz bu nakliye anlamındaki hizmeti? Bu nakliye anlamındakinde tabii burada ne taşıdığımız derken işte uluslararası işte gümrük var burada. Gümrüklerden evet. işte gelen malları diğer gelen yerler X firmaların yerlerine nakliyat. Tabii bunların işlerinde kiminde oyuncak çıkar, kiminde bakır. Her gümrük, sektöre hitap eden. Tabii bizim sektör ayrımımız yok. Tabii bu bir de bizim yani yapmış olduğumuz taahhüt işleri var. İşte bunun adı işte müteahhitlik, taşeronluk gibi büyük şehire biz evet. de kendimiz işte o bölgede de biraz işlerimiz var. Tabii yanımızda 300'e yakın çalışan elemanımız var. Bunların hepsi sigortalıdır. Bizim de kendi işte bölgemize katma değerimiz var. Buna ne zaman işte Çatalca'da aşağı yukarı çalışan işçi sayım 70 küsür tane evet. Çatalca'da. Yani oturup, hem ülke ekonomisini hem bölgeye istihdam sağlıyorsunuz. Yani önceliklerimiz, hedefimiz biz Çatalca'da büyüdük. Çatalca'ya hizmet bizim aşkımız. Evet, yıllardır çünkü tabii. buradasınız. Biz doğduk, büyüdük, burada okudum. Evet. Bu yaşımıza kadar gelmemizde Çatalca'nın çok büyük emeği var. Bizim de Çatalca üzerinde çok emeğimiz var. Daha da olmaya devam edecek. Evet. Peki şimdi Ünal Bey, yapmış olduğunuz projelerden bazı başlıklar verecek olursak neler yaptık? Şu anda yapmış olduğunuz projeler var, devam eden projeler var anladığım kadarıyla. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi bizim kendim buradaki işte yap işlet işte bizim kendimiz inşaat sektörü biraz yaptık. Fakat şu anda elimizde bir iki tane kalan bir projemiz var. Diğerleri bitti. Teslim ettiniz onları. Teslim ettik. Tabii sonuçta taahhütlü işlerdi onlar. Konut projeleriydi değil mi bunlar? Konuttu. Evet. Tabii bunları biz teslim ettik. Ama tabii şimdi önümüzde yeni sezon açılıyor. İnşallah 2017 Rabbimize hepimize tüm ülkemize sağlık, sıhhat, afiyet verir. Çünkü amin. Barış, huzur getirir. Bir de işlerin aslında çok iş var. Yani iş Türkiye'de çok aşırı bir talep var iş. Tamam. Fakat yetişkin kaliteli eleman bulamıyoruz. Yani sıkıntımız o. Yoksa işsizlik Türkiye'de işsizlik diye bir olay yok. Yani ben ona katılmıyorum. Ben çünkü 13 yaşından beri çalışan birisiyim. Evet. Yani ilkokul işte 5'ini bitirdik. Biz işte orta 2. sınıftayken o günden bugüne kadar çalışıyoruz. Yani
siz çalışmak istediğiniz zaman her sektörde iş var. İş var. Yani evet. Yeni nesille aslında alakalı bir şey aslında bu dediğiniz şey. Çünkü çıraklık müessesesi öldü. Eskisi gibi değil. Tabii ki yani biz eskiden ustamız bizi şunu yapacaksın dedi mi biz tamam usta derdik. Ama evet. Şimdi siz birine çocuğa bir şey söylediğiniz takdirde anne baba diyor ki hayır sen benim çocuğuma bunu söyleyemezsin diyor. Şimdi o zaman o çocuktan bir beklentimiz olmuyor. O çocuktan evet. Gelecek elde edemiyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Birazcık aile kendi kural çerçevesine dönmesi gerekir. Yani doğallığımız gitti. Bir sefer evet. Bunun altını çizmek lazım. Biz kendi benliğimize dönmemiz lazım. Evet, inşallah bu konuda yetkililerimiz de zaten programı izleyen yetkililerimiz bu çıraklık konusunda özellikle mesleki anlamda eğitimler verilirse gençlerimiz ben eminim ki bu sektörlerde yerlerini alacaklardır. Bu aileyle ilgili. Tabii şimdi temelden gelen bir konu var ama bir de işin resmi olan boyutları var. Peki şimdi hedeflerinizde neler var planlarınızda? İnşallah 2017'de çok büyük hedeflerimiz var. Yine inşaat sektörü. Tabii bu sefer yine inşaat sektörü. Bu sefer işte burada bizim Çatalca'da şu anda yeni bir işte inşallah Mayıs ayında arfiyat işlerine başlayacağız. Evet. Bir işimiz var. Temeli atacağız. Temel diyorsunuz. İnşallah Mayıs'ta çünkü ona göre projelerimizi ona göre şeylerimizi evet. Hazırladık. Evet. İnşallah bu da bizim için hayırlı olur. Evet. Çünkü Çatalca gerçekten güzel bir yer. Çatalca Türkiye'de gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Yani bunu Çatalca'yı yaşadığımdan dolayı demiyorum. Yani Çatalca İstanbul'un en göz bebeği. Fakat maalesef bilinmiyor. Evet. Tanıtmak yani anlamında da biraz eksiklikler var o zaman. Ama Çatalca samimiyetle söylüyorum. Deniziyle, ormanıyla, gölleriyle, havzalarıyla Türkiye'de sayılı ender olan bir yer. Evet. İstanbul'un da oksijeni yani ciğeri diyelim. Arka bahçesi diyebiliriz. Akciğeri. Evet. Öyle bir yer. Peki. Ünal Bey hizmet verirken önem verdiğiniz konular nelerdir? Sizin için olmazsa olmaz. Ben titiz bir adamım. Ben güvene dayalıdır. Yani olması olmazlarımdan bir tanesi söz verdimse o işi yapmam. Zamanında teslimler. Bunun altını yani çizerek söylüyorum ben güvene dayalı. Zaten biz de iş yapanlar da güvene dayalı yapıyor. Yani bize işi verirken de evet Cancı İnşaat'a biz gidelim biz bu işi teslim edelim bu bunu yapar. Çünkü biz onu teslim etmemiş olsaydık tabii bu zamana kadar ayakta durmamız mümkünatı yoktu. Tabii yani çeyrek asırı devirmişsiniz zaten. Şimdi bir de şey de var bu hep diyorum ya güvene dayalı. Yani siz başarının sırrı önce dürüstlük. Evet. Önce siz dürüst olacaksınız. İyiliği kendinize, çuvaldızı başkasına. Evet, siz zaten bunu sağlamışsınız ki bölgedeki şükürler insanlar olsun. Sizi tercih ediyorlar. Şükürler olsun. Peki, şimdi hedeflerinizi de aldık. Önemli projelere adım atıyorsunuz. Hayırlı olur inşallah. İnşallah hayırlı olur bu konuda. Hizmetleriniz sadece burada mı sınırlı peki? Farklı alanlarda da tabii yerlerde çalışmalarınız var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarınız tabii var. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet alım işleri yapıyoruz. Orada taşeronluk işleri yapıyoruz. İşte karşıda 8. bölge dediğimiz işte Kartal bölgesinde yapıyoruz. Çavuşbaşı bölgesinde, işte Hekimbaşı bölgesinde var. İşte Çatalca'nın Subaşı şantiyesinde işlerimiz var. Ama biz burada yaptığımız işleri, taşeronluk işini samimiyetle size söylüyorum, gece gündüz bedenen, ruhen hepimiz oradayız. Çünkü niye aman diyoruz, vatandaşımız en iyi hizmeti alsın. Evet. Yani vatandaşımız en güzel hizmeti alsın. Sonuçta biz orayı bize o işi verenler bizden en güzel işi bekliyor. Biz de en güzel işi yapabilmenin mücadelesi içindeyiz. Yani siz insanlara güzel yaşam alanları oluşturmak yani, adına tabii, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ama Büyükşehir Belediyesi'ni buradan da kutluyorum. Sayın Kadir Topbaş'a çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Türkiye'de bilmiyorum ya bir çığ açtı. İşte projeleriyle, işte bütün oyun alanlarıyla belki hayatlarında hiç kimsenin bu kadar göremeyeceği. Ben Çatalca adına konuşuyorum. Türkiye genelini bilmiyorum. O devletin işi ama evet. Ben Çatalca'mızda samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir köy, hiçbir mahalle, hiçbir sokak kalmadı ki çocuk parksız.
Bakın. Bu da güzel bir şey. Evet, sosyal alanlar önemli. Bakın ben demiyorum asfaltsız bir mahalle zaten hiç yok. Veya taşı olmayan hiçbir yer yok. Ama samimiyetimle söylüyorum. Biz çocuk oyun parkı dendiği takdirde belki bunlar çok şey gibi lüks gelirdi. İşte eskiden işte Aksaray'da var derlerdi. İşte şurada vardı. Yoktu. Çünkü doğru söylüyorsun. Biz ama şu anda çocuklarımızın o kadar oyun alanı yerleri yapıldı ki Büyükşehir Belediyesi'nden. Ha bu nedir? İşte bu bir hizmettir. Tabii. Yani bu evet. Yani belli bir hizmettir. Tabii ben biraz olayı kendi mecramı dışına kaydım. Ama önemli bir şeye değindiniz. Ama ben kendilerini gerçekten Sayın Kadir Topbaşı şahsında çok teşekkür ediyorum. Kendilerini çok başarılı buluyorum. Kendisi gerçekten bu ülkeye çok katma değer katmıştır. Evet. Yani belediyeciliğin gözünü açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonraki diyebilirim ki en başarılı belediye başkanı. Evet, peki. Ünal Bey, toparlayalım. Bugüne dek sizleri destekleyen, tercih eden kişi veya kurumlara, Çatalca halkına, İstanbul'a bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? Ben öncelikle 2017'ye Rabbim sağlık, sıhhat, herkese huzur, bereket getirmesini diliyorum ve barış içinde ülkemizi geçirmesini diliyorum. Ama öncelik hedefimiz önce dürüstlüğümüzü elden bırakmayacağız. Evet. Başarının sırrı önce siz dürüst olmanız. Siz dürüst olursanız herkes dürüst olur. Siz iyi olursanız toplum da iyi olur. Onun için buradan tüm halkıma, tüm sevenlerime en güzel yıllar onların olsun diyorum. Evet. Veya 2017 onlar daha bereketli olsun diyorum. Ülkemize barış, işte dün Halep'e şey yolladık. İşte Maltepe'den. Yardım gönderildi. Yardım konvoyunu. Yani inanın gözyaşlarımız orada sel oldu. Yani düşünün siz orada dışarıda tırları yüklerken üşüyorsunuz. Evet. Bir yağmurda. E peki üstünde olmayanları düşünün. Evleri olmayanları düşünün. Yani inanın ülkemiz çok bereketli. Yani ülkemiz gerçekten coğrafi olarak belki çok stratejik bölgedeyiz ama gerçekten bu ülkede çok bereketli bir ülke. Şu anda biz Türkiye'de zannetmiyorum bir fakir aile olduğunu. Hani evet. O kadar muhtaç olduğunu. Yine kafasını sokabilecek bir evleri var. Yine yiyebilecek bir tarhana çorbaları var ama çok sıcak bir çorbaları var. Huzurlu bir ortamda da var. Yaşanması. Düşsene mi? Suriye'yi gör. İşte oradan evet. Irak'ı gör. Bütün dünya görüyor dünya zaten görüyor şu yani. Anda. Evet. Peki. İnşallah sağ olsun. Sağ olsun. Hayırlısı diyelim. Ben sağ vermiş olun. Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Ünal Bey sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size ediyorum. Bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar çok diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar ülkemizi İstanbul'a, Çatalca bölgesine kattığınız değerli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Ben diyorum ki emlak sektöründe yatırımlarını buraya yapsınlar. İnşallah diyelim. Burada iş adamlarına da duyurmuş olalım. Peki teşekkür ediyorum biz ben teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. 2, 1, kamera. Evet değerli Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İstanbul Çatalca'dan sektörün lider firması Cancı İnşaat Nakliyat Emlak'tan firma sahibimiz beyefendi Ünal Cancı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyona bırakıyoruz. Hoşçakalın.